İstanbul Uluslararası E-Ticaret ve E-İhracat Platformu WorldEF tarafından düzenlenen Dünya E-Ticaret Forumu'na ev sahipliği yaptı. E-Ticaret'in Davos olarak nitelendirilen organizasyonda sektörün liderleri bir araya geldi. Dev forumun ana medya sponsoru ise TRT. Forumun bu yılki teması E-Ticaret'in Rönesansı, Avrasya'nın dijital başkenti İstanbul. E-Ticaret'i önümüzdeki 5 sene içinde tam anlamıyla E-Ticaret'in Davos'u yapmak gibi bir hedefimiz var. Şu an daha yolun başındayız. 5. senemiz, 8. forum. Tabii burada pandeminin de bize tetiklediği çok ciddi fırsatlar var. Bu fırsatları da değerlendirmek istiyoruz. Forumda e-ticaretin, e-ihracatın barındırdığı fırsatlar ve yapılması gerekenler konuşuldu. Önümüzdeki 5 sene içinde dünya e-ticaretinin ticaret içindeki yani normal geleneksel perakendedeki payının %40'lara 50'lere geleceğini görüyoruz ki bu rakam şu anda %20-25'lerde. Dolayısıyla bu önümüzdeki 5 sene içinde ticaretin ta kendisi e-ticaret olacak. 4 farklı panel düzenlendi. 400'den fazla isim ağırlandı. Dünyadaki e-ticaretin rotası tüm yönleriyle masaya yatırıldı. İş büyüyor. Yatırımcılarımız, bu konudaki girişimcilerimiz büyük şeyler alıyorlar. Fonlar alıyor, destekler alıyorlar. O yüzden bu süreci iyi okumak gerekiyor ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Buradaki kamusal otoritenin bu düzenlemelerde çok geride kalmadan günceli yakalayarak düzenlemeler yapması gerekiyor.